Filistin'de yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye'de verilen tepkiler, ortaya konan irade. Bunu biraz konuşacağız. Filistin için Bin Genç Hareketi'nden Saruhan Efe Kadayıfçı bizlerle birlikte. Şimdi İsrail'le ticaretin durdurulması meselesi. Öncelikle kısmi olarak bazı ürün gruplarında kısıtlama yapıldı. Fakat daha sonra açıklama yapıldı ve tamamen ticaretin durdurulduğu, ihracatın kesildiği ifade edildi. Burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Kimi kesimler bunu soruyorlar. Efendim İsrail'le ticaret dursun diyordunuz. Evet durdu. Açıklama yapıldı. Fakat o zaman protestolar neden devam ediyor? Neden hala mesela Filistin için Bin Genç Hareketi sahada, meydanlara çıkmaya devam ediyor? Dilerseniz buradan başlamış olalım. Tabi bunun sonucunda bedel ödeyen bazı arkadaşlar var. Onu da ayrıca sormak istiyorum ama protestolarda şu anda savunulan, seslendirilen şeyler neler? Nelerin altını çizmemiz lazım? Buyurun. Şöyle, bu yola çıkmadan önce de en başta tanımlamak istediğimiz şey, İsrail'in nasıl açıkça bu soykırımı tüm dünyanın yapabildiğiyle alakalıydı. Biz buna bunu tanımlamak ve insanlara bunu anlatmak istedik. Ticaret sadece bunun bir yanıydı. Ticaretin kesilmesi bizim taleplerimizin karşılanması noktasında yeterli değil. Çünkü biz en nihayetinde Filistin halkının mücadelesinin zafere erişmesini ve Filistin halkının özgürlüğünü istiyoruz. Bizim niyetimiz sadece ticaretin kesilmesi olarak algılanamaz. Ticaretin kesilmesi olumlu bir gelişmedir. Fakat 8 ay boyunca bunu reddedenler bizim ve bir sürü grubun da sahip çıkmasıyla bu işe ticareti kesme kararı aldılar. Fakat bu yeter değil. Biz İsrail'in yalnızlaştırılmasını, bu emperyalist sistem içerisinde yalnızlaştırılarak bu soykırıma devam edememesini, Filistin halkın artık huzurunu uygulayamamasını istiyoruz. Yani bunun için tüm devletlerden, Batı'dan, Batı iktidarlarından, Türkiye'den, dünyadaki tüm devletlerden de aynı tavır almasını bekliyoruz. O yüzden ticareti kesmeleri olumlu bir gelişme olsa bile bizim için yeterli değil. İsrail'le tüm diplomatik ilişkilerin, tüm askeri ilişkilerin kesilmesine ve bu soykırımcı devletin yalnızlaştırılarak bu soykırımı sona erdirmeye zorlanmasını istiyorum. Özetle bu şekilde. Evet, yani siyasi ve diplomatik alanda da adımlar atılması gerektiğini altını çiziyorsunuz özellikle. Herhalde şunu söyleyebiliriz değil mi? Yani bazı şeyler askıya alındı, tamamen iptal edilmedi. Mesela İsrail'le ticaret meselesi dahi yani şu anda durdurulduğu ifade ediliyor. Ama ne deniyor? Mesela Gazze'ye insani yardım girene kadar. Diyelim ki yarın öbür gün bir ateşkes anlaşmasına varıldı ve insani yardım girmeye başladı. Ama İsrail bu vahşetiyle, bu acımasızlığıyla hala İsrail olarak duracak ve sonraki safhalarda benzer işgal süreçlerini işletmeye devam edecek ki az önce Batı Şeria'dan mesela detaylar aktardık. Orada da bu süreci işletmeye devam ediyor. Yani bunun bir zamanla sınırlandırılması ve geçici bir tedbir olması da aslında dikkat çekilmesi gereken ve eleştirilmesi gereken bir başka nokta olsa gerek değil mi? Kesinlikle biz de bunun takipçisiyiz. Bu konuda yani 8 aydır bu işi reddedenlere de bu konuda güvenmiyoruz. Tam olarak dediğiniz gibi birazcık hem siyasete hem dış siyasette de birazcık bir önlem alma veya bir gaz alma durumu da olabilir. Hı hı. Bunun da farkındayız. Ve bunu biz de takipçiyiz. Yani çünkü daha öncesinde de mesela bizim 6 Nisan'daki eylemimiz, Taksim eylemimiz, kamuoyunda ihlal geniş yankı uyandırmıştı, evet. Evet, geniş yankı uyandırmıştı ve hemen sonrasında kısmi tedbir alındı. Daha sonrasında gelişen süreçte şimdi ateşkes konuşmaları, görüşmeleri başladığında, bu dünya gündemine girdiğinde de bir ticareti kesme önlemi alındı. Ama bu önlemin yani hangi sayıklarla alındığını, ne kadar samimi alındığı konusunda biz sorgulayıcı bir noktadayız. Çünkü yani ateşkes sonrası sizin de dediğiniz gibi yani bir insani yardım gidildeki insani yardımların ulaşamadığını da biz aylar evvel konuşuyorduk yani. Evet. İşte hatta nasıl
giden yardımların şey olduğunu, tıkandığını ve isimlere ulaşamadığını biz konuşuyorduk. Hatta bir makarna ekonomisinden, içeride mesela makarnanın bir de ne kadar pahalı olduğundan, fiyatının altı açısından bunu bile konuşuyorduk. Şimdi ortada bu somut gerçeklikler varken, yani bir yardım gittiğinde tekrar ticarete başlamak hiç de samimi olmaz. Evet. Bu noktada biz de sürecin takipçisiyiz. Eylemselliğimiz de bu yüzden devam ediyor. Evet. Halkının iradesini sahiplendiğimiz için devam ediyor. Evet. Peki burada bu eylemler devam ederken az önce ekranlarımıza da yansıdı. 5 Filistin için Bin Genç Hareketi'nden 5 kişi tutuklandı ve tutuklanma süreçleri şu anda devam ediyor. Yani tutuklu durumdalar. Bu noktada onlardan bir haber mutlaka takip ediyorsunuzdur siz de. Var mı? Yani süreç nasıl ilerliyor? Serbest bırakılacaklar mı? Bu noktada bir ışık var mı? Ve neden tutuklandılar? Yani burada deniliyor ki Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği için tutuklandı. Yani Filistin meselesi ise eğer mesele, neden burada Cumhurbaşkanı'na hakaret ediliyor gibi bir savunma da yapılıyor. Böyle bir durum var mı? Bu süreçle ilgili de kısaca bilgi almak isteriz. Şöyle arkadaşlarımız, benim de içerisinde olduğum toplam en başta 1 Mayıs günü Taksim'de bir yürüyüş yapılırken gözaltına alındık. Yürüyüş tamamen barışçıldı. Herhangi bir şekilde bir polise mukavemet veya yanlış slogan atılmadı. Evet. Ve gözaltına alındık. 4 gün nezarethanede bekledik. 4 gün hürriyetimizden alıkonulduk bu sebeple. Arkadaşlarımıza polisin ifadelerinde arkadaşlarımıza 1 Mayıs'la alakalı değil, 30 Mart'ta Şişhane'de yapmış olduğumuz eylemle alakalı sorular soruldu. Bu bile başlı başına hukuksuz bir şey. Daha sonrasında 30 Nisan'da biz Şişhane'de eylem yaptığımızda tamamen barışık bir eylemdi. Hiçbir polis müdahalesi olmadı. Polis bize uyarıda bile bulunmadı. Gayet basın açıklamamızı yaptık. İşte konuşmalarımızı yaptık ve dağıldık. O gün alınan kayıtlar üzerinden ve attıklarını iddia ettikleri slogan üzerinden arkadaşlarımıza ifadesi alındı. İfadesi alınan slogan, iddia edilen slogan katil İsrail işbirlikçi Erdoğan sloganı. Evet. Bu sebeple arkadaşlarımız tutuklu yargılanıyor şu anda. Bir kere ben stajyer avukatım. Yani bu 4 sene hukuk fakültesinde okuduysam ve bir şey anladıysam bu da hakaret, bu din özgürlüğünden alıkonulduğu durumların işte tutuklu yargılanma gibi bir gereklilik durumunda uygulanması gerekiyor. Bu hukuki tedbirlerin bir gereklilik durumunda uygulanması gerekiyor. Arkadaşlarımızın ne yurt dışına kaçma şüphesi var ve o trans süreçte delil karartma şüphesi var. Arkadaşlarımızın bir tehlike yaratma durumu yok. Fakat özgürlüklerinden alıkonuluyorlar. Biz tutuk itirazlarımızı yaptık. Bu konuda işte daha önce içtihatlara yerleşmiş kararları da belirttik. Yani arkadaşlarımızın hakaret gibi bir suçtan tutuklu yargılanması tamamen hukuki bir fecaat bir durum. Evet. O şekilde arkadaşlarımızın durumu yani gidiyor, avukatlarımız görüşüyor sivilde, gayet iyi başları, neden orada olduklarını ve cezalandırılma sebeplerini biliyorlar. Bizim Filistin davasını sahiplenmekten, haklı meşru davaları sahiplenmekten başka bir motivasyonumuz yok. Evet. Arkadaşlarımızın da bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Evet. Türkiye yargısına da bu konuda bekliyoruz yani. Evet. Yani umarım bu olan kararı verecekler. Çünkü vermeleri gerekiyor. Tabii. Ve bu şekilde. Burada biz de çağrıda bulunmuş olalım. Yani şu çağrıda bulunmuş olayım. Hatta ben daha önce de bir yayınımda yine bu meseleyi gündeme getirmiştim ve şunu söylemiştim. Tekrar altını çizelim. 7 ay boyunca atılmayan adımlar oldu ve bu 7 ayda birçok Gazze'li maalesef hayatını kaybetti. Yani on binlerce insandan bahsediyoruz. Bunun bir bedeli olarak velev ki o esnada, velev ki hani dedikleri gibi olsun, velev ki atılmaması gereken bir slogan atıldı. Diyelim ki, farz edelim ki. Yahu yani 7 aydır atılmayan adımların bir
bedeli için, bir diyeti için bu göz ardı edilemez miydi diye de yöneticilerimize sormak lazım. Yani bu kadar büyük cinayetler yapılırken, bu soykırım işletilirken burada susuldu bu kadar süre boyunca. Fakat orada ufak bir sebep gösterilerek insanlar rahatça tutuklanabiliyorlar. Gerçekten anlaması mümkün değil, anlamak mümkün değil. Bir an önce bizler de serbest bırakılmalarını buradan istemiş, çağrıda bulunmuş olalım. Son olarak şununla bitirelim isterseniz. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bildiğiniz gibi Amerika'dan başlayarak üniversitelerde birçok eylem gerçekleştiriliyor ve bunlar sonuç da veriyor. Sonuçları itibarıyla tüm dünyada bir küresel bir intifada süreci adeta başlamış durumda. Bunlarla ilgili düşünceleriniz neler? Siz de çünkü benzer bir hareketi yürütüyorsunuz. Demek ki fayda veriyormuş, demek ki etkili olabiliyormuş bu eylemler. Bunu da görmüş olduk hem Türkiye'de hem dünya çapında. Kısaca birkaç cümlede bununla ilgili alıp bitirmiş olalım. Tabii. Kesinlikle çok olumlu görüyoruz. Zaten bizim çıkış noktamız da bu noktada, yani Filistin halkının bu güce, yani onurlu direncinin tüm dünyada bir yankı uyandıracağıdır bu konuda. Çünkü yani görüyoruz ve 7 Ekim'den daha sonrasında ilk günlerde Batı medyasında, Türkiye'de de bazı medya organlarında insanların tepkilerini gördük. Yani açık açık soykırımcı bir devleti sahiplenen, soykırımcı bir devletin ağzından konuşan bir durum vardı. Yani burada da insanlar haklı olarak bir tarihe sahip çıktı. Filistin halkının, Filistin direnişinin çağrısına sahip çıktı. Ve bir eğlensellik oluşmaya başladı. Biz tüm dünyada oluşan bu yankıyı sadece daha önce hissedebilmiş veya atıyorum olabileceğini tahmin etmiş insanlar olarak bir yola çıktık. Çağrımızda karşılık verdi. Aynı zamanda Amerika'da da dediğiniz gibi Batı'da da aynı şekilde insanlar iktidarlara karşı, İsrail Devleti'nin yaratmış olduğu bu hegemonyaya karşı ayaklanmış vaziyette. Biz bunu çok olumlu okuyoruz. Evet, çünkü olması gereken de budur. Ortada bir halkın katledilişi varken başka bir şey olması mümkün değildir. Biz tarihin insanlığa borcu budur. Yani bu noktada da daha demin filmden çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani ister istemez bizlerin, Amerika'daki gençlerin de, bizlerin de veya herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde bu için ayağa kalkan gençlerin de ilk muhatabı tabii ki de bu devleti yönetenlerdir. Bunda abes bir şey yoktur. Biz bu devleti yönetenlerden hesap sormayacaksak bu konuda daha kimlerden soracağız? Evet. Yani ilk olarak muhatabımız doğal olarak onlardır. Siyasi olan kişilerin de toplumu, yani bu ülkeyi yöneten kişilerin de eleştirilere açık olması gerekir. Yani hukuk devletinin de işte modern dünyanın da gerekliliği budur. Evet. Yani bu konuda da olumlu gelişmelerin devam etmesini bekliyoruz. Evet, umarız bu noktada yöneticilerimiz daha müsamahkar olur ve olumlu adımların atılmasına vesile olurlar en azından diye ümit edelim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sizlerle çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.